Depremin vurduğu Hatay'daki kadın sağlıkçıların mesaisi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de sürdü. Bir sağlık çalışanı çocuklarımı kayınvalideme bırakıp tekrar görev yerime geldim derken bir başka kadın sağlıkçı ise biz de depremzedeyiz ama insanların bize ihtiyacı olduğu için görevimizin başına döndük diye konuştu. Mutluyum şu an burada olmaktan. En azından hani bir faydamın olduğunu hani düşünüyorum. Ufak çaplı bile olsa bir yarar sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Elimizden geldiğince güzel bir şekilde hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Çocuklarımı güvenli bir alana bıraktım. Kayınvalidemle birlikte çocuklarımı bırakıp tekrar görev yerime, burada arkadaşlarıma destek olmak için buradayım. Biraz uzun bir süreç olacak bizim için psikolojikman toparlanmamız ama eninde sonunda Hatay bizim, burası bizim. Burada kendimizi bir şekilde toparlayacağımıza inanıyorum. Biz de aslında birer depremzedeyiz ama buradaki insanların bize ihtiyacı olduğu için görevimizin başına dönmek zorunda kaldık. Ben de Antakya'daydım, evimde yakalandım. Bizim ev tamamen çöktü. Şöyle söyleyeyim, merdiven indiğimizde tamamen çökmüştü. Kayarak yaşayacak ömrümüz varmış ve kurtulabildik, öyle söyleyeyim. Çünkü indiğimizde duvarlar yoktu, merdiven yoktu. Bir yanımız çok buruk, hani şeye şükredemiyoruz bile, hani hayattayız ya da işte iyiyiz. Çünkü kaybımız çok büyük.